geçmişte Jonas Kazlauskas döneminde CSK Moskova bünyesinde çalışmış bir isim. Hatta 2011-2012 sezonuydu. Corey Higgins iki sayılık atışı başarılı. Kenar oyunundan çok çabuk skor üretti. CSK Moskova 6-4'e getirdiler skoru. Rodríguez 3 sayılık atış isabetli. Sergio Rodríguez 9-0'a getirdi seriyi. Şimdi backdoor oynadı. Blok geldi Sergio Rodríguez'den. Daha sonrasında Kostas Papanikolaou kaçırdı. Savunma ribandı Semen Antonov'da. Olympiakos üst üste hücumlardan boş döndü. Rodríguez Spanulis'in ayağı kaymıştı. Sergio Rodríguez çembere gitti. Atışı başarılı. 11-0. Evet, Broze maçının sonunu çok kötü oynamıştı. Evet. Arka arkaya 3 airball. Bomboş kaldı Sergio Rodríguez ve maç başına 3-3'lük isabeti olan Rodríguez. Daha kendini iyi hissettiğini gösterdi. Ancak özel önemli değişim belki de çember altındaki o oyuncu değişikten sonra oldu. Borges'in kenarına gelip Cemal Mekli'nin oyuna dahil olmasıyla beraber. Papanikolaou'da hızlı geliyor Olympiakos. Kostas Papanikolaou dışarıya çıkartmak istedi ama çok kötü bir pas. Rodríguez şimdi. Rodríguez çok kolay gitti ve basketi buldu. Sergio Rodríguez yüzüne de bir müdahale var. Ortam buldu kendine. Bunu da o tempo yukarı çekerek gösterdiler. Nando De Colo, Rodríguez pozisyon yarattı kendine. İki sayılık atış başarılı. Sergio Rodríguez moladan baskete döndü. Çağrılıp aday kadroya çağrılıp son 12'ye kalamayan bir oyuncu. İkinci atış kaçtıktan sonra hücum reboundunu aldı. CSK Moskova potu altında. Antonov önünü boşaltmıştı. Şimdi 3 sayılık atış. Sergio Rodríguez çok kritik anda CSK Moskova öne geçti. Hiç tereddüt etmediler. Hep çembere gittiler. Tamamen tersine değişiyor. Bu dengeyi bulmak bugün Olympiakos açısından. Sergio Rodríguez. Hücum süresiyle maç saat arasında 10 saniyeden fazla bir fark var. Rodríguez. Keza bu maçta oynamayan Yorgos Pinintezis. Onlardan biri Sergio Rodríguez ilk yarının Cemal McLean ile birlikte bireysel anlamda en çok öne çıkan ismi. CSK Moskova'da 17 dakikada 18 sayı üretti. Sergio Rodríguez 5'te 4 üçlük isabetiyle 3 reboundu ve 2 asisti var. Rodríguez'in yani sen de bahsettin Can, CSK aslında hücumda iyi bir yüzdeyle oynuyor ama genellikle birebirler sonucu pozisyonları yarattılar ya da çizgiye giderek bunu yaptılar. Ritim tabii daha azalınca Sergio Rodríguez için bomboş bir şutu kaçırdı. Şimdi ikili oyun. Papa Petro! 13-0. Neler oluyor? Hines'ın topu elinden çıkartmasını sağladı. Bu da inanılmaz ve kimin üzerinden? Evet, Kurbanov posterde yerini almış. Olympiakos'ta oyunda kalmaya devam ediyor Papanikolaou. 3 sayılık atış. Kurbanov seriyi bitirdi. CSK'da olarak güncellendi. Onu da hatırlatmasını yapalım. Sergio Rodríguez. Spanulis el kaldırmadı. Rodríguez cezayı kesti. CSK tekrar farkı tek baskete indiriyor. Böyle bir günde çıkıp CSKA Moskova'yı yenebilmek muazzam. İkinci atış kaçtı. Nando De Colo atışı isabetli. De Colo'nun. Tabii erken bir konuştuk biraz. 86-84 farkı 2 sayıya indirdi. Maç sonuna Papapetru ikinci ve son serbest atışını kaçırdı. Clyburn topu aldı. Clyburn, Sergio Rodríguez faul geldi. İşte Mansaris'ten. Evet. De Colo 2'de 2 atmıştı. Rodríguez. Rodríguez ikinci atışında attı. De Colo faul. Strelnieks. Ve bu sezonda Strelnieks bunu kaçırdı. Savunma reboundunu Clyburn aldı. 3 saniye. 2 saniye. Will Clyburn erken kullandı. Clyburn'un atışı kaçtı ve Olympiakos kazanıyor. 88-86 maç skoru.